Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Levan Saginaj ve İtalya İlerleyti'nin maçlarını analiz edeceğiz. E, biliyorsunuz ki toplu kısmında bir anket yaptık. Orada çoğunluk olarak ben de kararsızdım hangi maçı analiz edeyim diye. Size sordum. E, beraber bir karar almış olduk orada. Benim kendi şahsi görüşüm ve birçok arkadaşımız buna katılacağına eminim. Dünyadaki en güçlü, sağ kol olarak konuşuyorum, en güçlü iki sporcu Levan Saginaj ve Vitelli Aretin'di. Ee, şimdi onların maçlarının analizini yapacağız. Tabii ki bu form durumuna göre değişebilen bir şey. Bu maçların düzenlendiği dönemde dünyadaki en güçlü iki sporcu kendileri. Hemen isterseniz e, analizimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, Vitelli benim kendi görüşüm dünyadaki en iyi böyle keskin çekişi olan sporculardan bir tanesi. Levan'da genel olarak böyle belli başlı bölgeleri çok kuvvetli. Hakem tuşuna gittiler tutuşmadıkları için. Farkındaysanız arkadaşlar ikisi de yukarıdan çok fazla baskı yapıyor. Kollarını böyle çok kontrol etmiyorlar. O yüzden yukarıdan baskı yaptıkları için eller haliyle ilk maçta bağ kaçıyor. Maçları biraz arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Hani o aradaki tutuşmalarını vesaire hızlı hızlı geçiyorum. Çok fazla video uzamasın diye. Ellerini hakem bağladı. Oradan devam ediyorsun. Şimdi arkadaşlar şu ilk vuruşu görüyorsunuz ee, elini çok fazla kullanmadan direkt kendini geri doğru ve tamamıyla şu bölgesiyle ondan kaçmaya çalışıyor. Levan'dan kaçmaya çalışıyor. Şimdi Levan gibi bir sporcuyu yani bu kısmını çevirmedikten sonra arkadaşlar elinin şurasını çevirmedikten sonra e, çok kolay yenebileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü bir bölgesi çok kuvvetli değil birçok bölgesi kuvvetli. Yana baskısı da kuvvetli, çekişi de kuvvetli, eli de kuvvetli. Yani birçok bölgesi kuvvetli olduğu için bir yerini bozduğunuz zaman diğer taraftan devam edebiliyor. Burada da farkındaysanız alt parmağına çok ciddi baskı geliyor. Ancak şurası bomboş. Yani Levan'ın şu alt parmağını taşıyabilecek güçteyse eğer Lalet'ini üst tarafını çok rahat buradan devam ettirebilir. En kötü haftan altı esner bileğiyle devam eder. Nitekim kendini iyice aşağı doğru basıyor. Aşağı basınca zaten şurası bomboş farkındasınız arkadaşlar. Yani şu kısım aslında tabii şu an çok ciddi bir güç geri gidiyor. Hani bizim belki hiç düşünemeyeceğimiz kadar ciddi bir güç var geri giden ama e şimdi haliyle şöyle düşünmek lazım. Şu pozisyondayken şöyle düşünün kendiniz. Şöyle bir çekiş nasıl olabilir arkadaşlar? Buraya doğru bir çekiş var. Şimdi böyle bir çekiş ya da içeri bükmüş buradan yuvarlarken bir çekiş var ama ön bileğe düşmüş. Zaten Levan'ın koluna takılmış eli. Bir yandan da şu pozisyondayken Hammon'u kitlemiş, direkt geri doğru çekiyor. Orada sadece alt parmağına çok ciddi baskı var. Yani Levan'ın rotasyonu hiç zorlamıyor. Burada Levan tam tersi kendi yukarı yüktü ama hani şu kısmı taşıyacak gücü var. Aslında belli bir yere kadar ne kadar güç çekiyorsa elini hiç basamadığı halde belli bir yere kadar gidiyor arkadaşlar. Yani çok şu pozisyonda bir deneyin isterseniz böyle geri doğru çekmeyi. Hani eli hiç kullanmadan rakibi hiç kontrol edebiliyor musunuz? Bağ biraz da kullanarak bunu yapabiliyor. Bazı olsa zaten çoktan ayrılmışlardı. Burada <laughs> kolunu çıkarttı ya. Yani yan baskısına kadarsa. Bir de ama şimdi Laletin de şurada pozisyonu bu tarafa gitmiş. Hani şu pozisyonda duruyor. Eli düşmüş. Şu pozisyonda kol biraz bu tarafta. Kendi bu tarafta. O yüzden buraya doğru kayma payı var. Yani direkt olduğu yerde kolunu çıkartmıyor. E, açısal olarak çıkabilecek pozisyonda zaten. Devam edelim burasına. Çekiş kuvvetlerinin birbirlerine yakın olduğunu burada anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ileri hemen sarayım. E, laletin far aldı bir tane. Levan 1.91'di yanlış hatırlamıyorsam. Laletin'de 2 metre 3 diyen de var 6 diyen de var. Yani gerçekten çok uzun. Bir de Levan'a karşı tamamıyla şu kol kullanıyor arkadaşlar. Yani şu ön bileğin hiç e, hani şu olabilir dersiniz ki mesela yani kullanamadı. Arkadaşlar hiçbir tepki yani bileği düşük başlıyor zaten. Burasını zaten çok güzel kullanamayacak. Tek derdi de burada sanki Levan'a yakalanmamak. Bir daha başlatıyorum orayı. Direkt ilk baskı zaten şöyle vuruyor direkt içeri doğru. Yani çok doğru strateji mi bilmiyorum. Şimdi böyle bir adamın siz elini kolunu şurasını böyle çevirmeden hani az bir şey bile o soruya baskı yapmadan geri zaten gidemezsiniz. Buradan kendini yukarı doğru atar. Şu maçta hamlesini yapıyor. farkındasınız arkadaşlar şu alt parmakları Levan'ın kolunda askıda kalmış. Yani bilek düşük. Şurada askıda kalmış. Şimdi <laughs> burası gelmedikten sonra bu taraf nasıl gidecek? O da ayrı bir çelişki. Şu, şu kısmı çok fazla dik olduğu için Levan hafiften böyle altta kalıyor farkındaysanız. Hani şöyle giderken bile biraz daha bir daha kısa düşün kol boyunu. Şimdi buradan hareketi yaptığımda Levan üstten aşağı doğru inecek. Ama şu anda Lalet'in bileği düşük ama şurası çok yukarıda. Hamlesini yaparken bu kısmın hep takılarak gidiyor. Yani şurası takılıyor sonra buraya hareket ettiriyor. Ama laletin de burası iyice istedi ve artık farkındaysanız hiç kullanmadığı yer neresiydi? Laletin'in şu el kısmıydı. E zaten kendi geri doğru atarak biraz da o noktalarda. bak şimdi iyice bu taraftan atıyor kendini. E zaten şu kısım tamamen laletinde. Ama alt parmakları tamamen levanda. E şimdi baktığınız zaman şu bomboş olan bir kısmı geri doğru böyle hareket ettiğiniz zaman ki bu kısmını da kontrol edebiliyorsanız tabii kontrol ederken içeri bükememiş. Ama en azından hiç kaptırmıyor elini. Eli dağılmamış. Hani parmak taraftan ucuna gelmiş ama şu kısmı aşağı doğru esnememiş. Şimdi laretine bakın. Levan'a bakın. Zaten iyice gerilerden böyle döndüğü zaman da bu kısmı ne kadar burası kilit noktası olursa olsun ileriden böyle yapıyor onu. O da ister maçın dönmesine sebep oluyor. Bir de basın adam da az boz bir adam değil. Burada yanlış hatırlamıyorsam 160 kilo civarındaydı. Yani ileri alayım arkadaşlar. Ancak burada şöyle bir faal aldığını görüyoruz Levan'ın. Kola çıktığını söylüyor. Maç tekrarlanacak. Bağ ve hakem tuşu olarak devam ediyor. Çünkü diğer maç faal olduğu için aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Azıcık şey başa alıyorum. Yeniden başlatıyorum. Maçlar standart oluyor arkadaşlar. Niye standart oluyor onu size söyleyeyim. Lalet'in kol gücü olarak Levan çok fazla olduğu için eli kol da kuvvetli. Şu alt en zayıf halka halkalarla şu alt parmağı gördü onda. Şimdi her saldırdığında farkındasınız. Parmak biraz esniyor şöyle oyunu yani düzeliyor vesaire böyle bir değişik şekillere sokabiliyor. Ancak şurasını yaparken alt bile istemiyor Levan'ın. Alt bile istemeyince bileği şey düşmüyor. Ne yapıyor? Burası hep kontrol Levan'da kalıyor. Şimdi Lalatin'le baktığımız zaman Levan'ın maçına Lalatin'le baktığımız zaman kontrol aslında her zaman Levan'da. lalettin güçlü bir hamle yapıyor ama kontrol hiç eline almıyor burada. Ne kadar giderse gitsin. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Daha da aşağı indiğini düşünelim. E şimdi şu kısmı hiç bozamamış. Şu pozisyonda Levan duruyor. Şu kısmı hiç dönmemiş. Yani ne oldu? Şu baskı laletinde düşük. İstediği kadar buraya doğru gitsin. isterse aşağılar kadar gitsin. Buradan yeniden geri gider. Çünkü tutuşu hiçbir şekilde kontrolü yok. Yani işte zaten şöyle bir gidişat var burada. Gidiyor. Ondan sonra şurası tamamen boş kaldığı için burası da tamamen kontrol artık kaybediyor. Çünkü hamleyi yapıyor. Geri gidiyor. Artık sadece hammer kalmış orada. E, otomatikman şu el arada ezildi. Ezilince de otomatik bireye düştü. E tabi birey düştüğünden sonra da bu adamı nasıl durduracaksınız? Arkadaşlar şimdi videonun kalitesi biraz düşecek gözüküyor. Çünkü aldığım yerde kalite olarak bir tane maç vardı. E hiçbir yerde de bulamadım inanın. O yüzden şimdi buradan biraz kalitesi düşecek şekilde devam edeceğiz. Başlayalım. da böyle 2-3 iki, iki, dakikalık bir hepsinin olduğu kısım. E bütün maçlar var. Bu bütün maçları buradan... E, hızlı hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ama bu sefer biraz daha böyle yok arkadaşlar yani eli hep böyle altta kalıyor. Bileği düşük yapmaya çalışıyor. Aslında baktığınız zaman şimdi levanın bir kol boyu zaten uzun. Elinin avucun içini şöyle yukarı doğru doldursa yani şu yana doğru bükme şansı bir kademede artacak gibi. Ama nedense hep böyle bilek düşük maç atmayı tercih etti. E, yakalanmak istemiyor anladığım kadarıyla. Devam edelim baskın geliyor arkadaşlar. Kol kuvveti fazla. Yani şöyle el, el olarak hiç kontrol edemediği için bakın burada. El olarak hiç kontrol edemiyor. Şurası zaten tamamen boşta kaldı artık. Yani ömrü çünkü böyle kaldı. Parmağını bütün baskı alıyor çünkü levant tamamen böyle kendini yukarı doğru asmış. Daha doğrusu asacak. Aynen şu an çok rahat bir şekilde şuradan kendini yuvarlayarak e, maçı alıyor burada da. yetmiyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde e, eli yetmiyor. Bir de benim anlamadığım konu yani niye hep böyle şu kol kısmında hani şu kısmında Levan'ın maç atıyor. Şimdi daha yukarılara çıkıp maç atsa sanki bir kademe daha avantajlı olacaktı. Elin üst kısmından el rotasyonuna baskı yaparak. E, bir kere geri çekerek hiçbir şekilde bu pozisyonda Levan'ın elini açamadığını e, fark etti. Böyle bir geri çekiş değil. Hani bilek düş geri çekiş değil. Biraz daha şöyle dikip avucunun boşluğunu alıp elinde böyle boşluğu aldıktan sonra çünkü şu pozisyondayken direkt hani geri doğru böyle ön bir şey bir elini düşük yapıyor. Sadece alt parmağına baskı yapıyor ama direkt geri doğru çekse böyle şu pozisyondayken e ne olacak? Elini çektiği için şu açıyı artık müdahale edebilecek. Ama gerdirmediği zaman biraz da böyle altlarda kalıyor. Biraz da hatta Levan böyle buralardan haftan bir ileride hani hafif bir ileri baskı yaparak da onu daha çok aşağı atıyor burada. Bunlar biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, burada bu sefer arkadaşlar şöyle oluyor olay. Şimdi daha dik tutuyor. Asla baktığınız zaman. Ama e, şimdi çok enteresan. İlk baskıyı buradan yapıyor. Ama hani ilk baskı buradan yaptığınız zaman buranın direkt düşmemesi gerekir mantıken. Ama laletin baskın noktası burası olduğu için burada. Yani sadece farkındasınız. Baştan beri burasını kullanıyor. Sadece kolunu geri doğru çekiyor. Başka hiçbir şey yapamıyor. Çok fazla gücü var e, Levan'ın. Şimdi haftan geri doğru da okunuyor Levan. O da kendi geri çekince otomatik bir hemen böyle oluyor yine. Aslında sanki biraz daha bir üstlerini daha kullansa belki yapamayacak. Yani gene belki gücü yetmeyecek. Ancak bence kesinlikle denemesi gereken bir şeydi. Avucunun boşluğunu alıp yapmak. Hep baskın noktayı görüyorsunuz arkadaşlar şu kısım. Yani burası dönmüyor. Bu kısmın baskı noktası var. Yani daha böyle o kadar yukarıdan gidiyor. Kendini aşağı atıyor. Kendini aşağı atıcı burs daha da yukarı çıkıyor. Atınca da isterseniz laretinin eli dönüyor arkadaşlar. Video çok uzun oluyor arkadaşlar. Çok uzun olmaması adına e, en başta ilk maçı çok uzun analiz etmeye çalıştım. Gelkan'ı biraz daha hızlı geçmeye çalışıyorum. Artık o kadar yoruldular ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin güçlü olmanız tamam çok önemlidir ama karşınızdaki insan da sizin kadar en az güçlüyse vereceğiniz efor, o kolunuza binen yük çok daha fazla olacak. Şimdi şöyle düşünün. karşınızda mesela Türkiye'de 5. bir arkadaşla maç atıyorsunuz. Aynı güçtesiniz onunla beraber. Şimdi onun verdiği güç örnek olarak 30 kilo çekiyor buraya doğru. şimdi burada geri çektiği zaman kessek bitsek 60-70 kilo çekiyorlar arkadaşlar. Şimdi orada da harcadıkları efor da çok artıyor. Yani beden olarak da çok yoruluyorlar ister istemez. Şurası çok kalın, kaba ve orasını e, çok kontrol edemiyor, müdahale edemiyor. Ama sanki biraz daha böyle yukarıdan tutmuş elini. Az bir şeydi ama hiç yüklemek farkındasınız arkadaşlar. Şu parmaklarının şu kısmı dolması gerekiyor. Yani şöyle duruyor eli. Şöyle duruyor. Burası laletinde biraz aşağıda duruyor. Hani şurasının yukarı doğru dolması gerekiyor ki daha fazla hakimiyet elde etsin. Yine ömbrek düşük. Yani hep aynı. Şimdi ömreğe düşüyor zaten elinin alt bile hiç yetmiyor. yani hiç böyle bir bükmeyle bir uğraşmıyor. Çünkü bükmeyle uğraşsa sıkıntı yaşayabilir. Çünkü lavantim buraya sadece odaklanmış. Burasının çevre biri. O ne yapıyor? En yukarılardan kaçıyor ondan. Artık bu saatten sonra işin çok kolay olduğunu gösteriyor Levan bize Oo, o kadar rahat oldu ki iş. Ama niye rahat arkadaşlar onu da söyleyeyim. Sonuçta yani şöyle düşünün. Hamlesini yapıyor. Burası yine esniyor. El kısmı onda kalıyor. da kalıyor. Burası da sadece savaş veriyor. Haftan kendi geri attıktan sonra bile maç çok kolay geri dönebiliyor farkındasınız. Yine oralarda bile belli bir savaşını veriyor. Niye? Çünkü asıl güçlü olduğu yere giriyor. Şimdi buradaki ilk defa basıncı atlıyor. Basınca niye atlıyorsun? Değil mi? Şimdi böyle bir adamı zaten çekimede bile sıkıntı yaşıyor. Basınca niye atlıyorsun? Benim görüşüm yine elinin boşluğunu alacak arkadaşlar. Gerdirecek gerdirecek kendine doğru. İlk hamlesi direkt içeri doğru buradan. Ne oldu? Şimdi yüksek bir güç var zaten Levan'ın elinde. Çok kuvvetli elleri. Şimdi koluna da girse gene kuvvetli. Ne yapacak? Tek kaçma yolu sanki böyle gerdirip gerdirip şu kısmını içeri doğru bükmek. Gerdirip direkt buradan tepeden bükerse bu sefer bu kolunu da katma şansı çok fazla kalmayacak. Çünkü elini direkt en uç noktadan çevirecek. Tabii şu an basınca atlıyor. Kendi olayın farkına vardı bir de zaten gidişata göre bir baktı ufaktan Levan'a ne oluyor diye. Sanırım bitti aynı. Burada da kemerini alıyor. Burada işte arkadaşlar dünyadaki benim görüşüm sağ koldaki en güçlü adam Levan'dı. E, Lalet'in de ikinciydi. Orada kolay yenildiğine bakmayın arkadaşlar. Levan burada çok fazla. Kilo farkı da çok fazla. Gücü de belli açılar Lalet'ine göre daha kuvvetli olduğu için. E, aradaki fark açıldı. Hatta zamanla daha da açıldı. Çünkü burası tamamen e, zamanla böyle sakız gibi oldu diyelim. Hani daha kullanamaz hale geldi. Onun için o kadar rahatladı. Yani o böyle defansı beklediği maçı normalde başta kesinlikle yapamazdı. Şimdi Lalet'in zaten bir hazırlık sürecinde farkındaysanız bayağı da külü almış. Levan'ın o anki form durumu yani şu anki form durumu şu an olduğunu zannetmiyorum. E, Lalet'in sürekli aktif olarak antrenmanlara devam ediyor. Tabii ki devam devam ediyordur ama sonuçta onların buluşacağı zaman belli. O zaman da Rumların yakalamaları gerekiyor. Ama Laret'in sanki şu dönemde işleri değiştirebilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Bence hatta şu an dönemde dünyadaki en iyi çekiş sporcusu olarak çeken sporcu olarak Laret'in diyebilirim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ettim. Bu tarz videoların devamı için beğenip paylaşmayı unutmayalım. Videoları yine kaçırmamak adına da bildirim sekmesinden bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.